Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dimmer nedir, nasıl bağlanır ve nerelerde kullanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, dimmer nedir? Alternatif akım ile çalışabilen bir kontrol devresidir. Hız kontrol devresi. Arkadaşlar ilk önce dimmeri nasıl sökülür onu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir yeri var. Bunu çıkartıyoruz. Ardından vidalarımızı çıkartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Arkasını çevirdiğimde arkadaşlar, gördüğünüz şu yeşil soketlerden bağlayacağız arkadaşlar. İki tane soketimiz var zaten, giriş yeri. Buraya arkadaşlar ilk önce bir lambamızı bağlayacağım. Lambanın kablosunu birini buraya, fişimizin de birini buraya. Sonra kalan iki kabloyu da birbirine bağlayacağım. Yani şu şekilde size göstermek istiyorum. Birini buraya, kablomuzun birini buraya ve kalan iki kabloyu da bu şekilde bağlayacağım. Şimdi size bağladıktan sonra tek tek yavaş yavaş göstereyim size arkadaşlar. Öncelikle kablomuzdan başlayalım şu şekilde. Bunun için tabi arkadaşlar küçük bir tornavidaya ihtiyacınız var. Çünkü vidamız küçük. Bu şekilde sıkı bir şekilde bağladıktan sonra şimdi de kablomuzun ucunu bağlayacağız. Diğer kablomuzun. Lambamızınkini de bağladık arkadaşlar. Bu şekilde bağladıktan sonra tekrar yerlerine geri kapatıyoruz. Kalan şu iki kabloyu da arkadaşlar birbirine bağlayacağız. Lütfen bilgisi olmayan arkadaşlar ve gençler, özellikle yaşı küçük olan kardeşleriniz bunlarla uğraşmasın. Çarpılma riski yüksek çünkü 220 voltla çalışıyoruz. Tabi her türlü önlem almak için ilk önce tabi bağlayacağız arkadaşlar bantla. Bağladıktan sonra şimdi 220'yi veriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi elektriğimizi verdik arkadaşlar. Lambamıza şu şekilde size göstereyim. Enerjimi verdim. Ve yavaştan zaten tık sesi geldiğinde açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaştan. Lambaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş parlaklığı artıyor. Sonuna kadar getirdim. Ve gördüğünüz gibi kıstım. Daha da yakından görmek isteyen arkadaşlara şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şunların da bilgisini vereyim. Özellikle bunu söylemiyor genelde. Bu ampulde LED ampullerde genelde fazla bir sıkıntı yok ama bu camlı ampullerden diyeyim size. Sigortalardan hafif sesler geliyor, yani bunu tavsiye etmiyorum fazla kullanırken, haberiniz olsun. Ve şimdi gelelim arkadaşlar, çamaşır makinesi motorunu bağlayacağım arkadaşlar. Tabii arkadaşlar bunun bağlantısını ayrı bir videosunu çekeceğim çünkü her motorun farklı bağlantısı vardır çamaşır makinesi motorlarının. Elimde hazır olan bir tane çamaşır makinesi motoru var, şimdi onu bağlayacağım arkadaşlar bu lambayı söktükten sonra. Yani dediğim gibi arkadaşlar, çamaşır makinesinin motoru farklıdır. Bu motorumuz arkadaşlar 3 ile 4'ü birbirine bağlıyorum. Ve 2 ile 5'i de elektrik vereceğim arkadaşlar. Yani siyah kabloyla mor kabloyu. Şimdi herhangi bir tanesini alıyoruz arkadaşlar. Dimmerimizin şuradaki boş yerine bağlıyoruz.
Ardından siyah kablomuzu diğer kalan boştaki kabloya bağlıyoruz. Bu şekilde tabi her türlü önleme karşı da bantlayacağız. Hiçbir şekilde riske atmıyoruz. Aynı şekilde de arkadaşlar birbirine bağladığımız 3 ile 4. kablomuzu da bantlayalım. Şu an bantlamamız bitti. Geriye geldi. Kapatmaya. Evet arkadaşlar, şu an 220 vereceğim. Fişimize taktık ve gördüğünüz gibi yavaştan çevirmeye başlıyorum. Ses geliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hızlı çevirmiyorum, biliyorsunuz motorlar çok kuvvetli olduğu için yerinden oynayabilir. Onun için fazla vermiyorum. Bunları monte ederken o şekilde elektrik vereceksiniz. Gördüğünüz gibi yavaştan tekrardan veriyorum. Çalıştı. Bu şekilde arkadaşlar, çok basitti gördüğünüz gibi. Aklınıza takılan bir soru olsa söyleyin, alta yazın. Ben size her türlü yardımcı olurum. İlerleyen günlerde arkadaşlar çamaşır makinesi motorundan kıyma makinesi ve biber makinesi nasıl yapılır onları göstereceğim. Dimbere bağlayarak. Zaten dimbersiz olmaz. Hızlı döndüğü için. Hız kontrol devresi olarak bunu kullanacağız. Makinede. İşten bu kadar basitti arkadaşlar. Lütfen beni izlediğiniz için abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.